Merhaba sevgili öğrenciler, Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere endokrin sistemi çok istendi arkadaşlar. Endokrin sistemi şöyle özet bir şekilde anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Bu yani özet derken arkadaşlar, yani özet olarak düşünmeyin bunu, hızlı bir şekilde anlatacağım. Aklıma gelen her şeyi anlatacağım. Verilecek bütün gelebilecek yerleri anlatacağım. Hem sizin için tekrar videosu, hem de hiç bu konuyu bilmeyenler için de 10 numara bir anlatım videosu olacak abicim, tamam mı? Yani hocam ben hiç çalışmadım daha önce, bu videoyu dinlemesem olur mu tarzında sorular geliyor. Hani dinlesem yapabilir miyim şeklinde. Arkadaşlar bunu özet olarak atıyorum ama dediğim gibi aklıma gelen her şeyi anlatıyorum 10 numara şekilde. O yüzden de herkes izleyebilir abicim. Yani böyle sorular sormanıza gerek yok. İsteyen istemeyen, ne diyeyim, tekrar yapmak isteyen de izleyebilir. Sıfırdan çalışmak isteyen de bu videolarımı izleyebilir. Haberi olsun. Şimdi gelelim endokrine. Bir kere şunu bileceğiz, tamam mı? Endokrin bez ne demektir? Bak, endokrin bez demek, salgısını kana veren bezlere endokrin bezler denir. Bir daha söylüyorum. Salgılarını kana veriyorsa endokrin, salgılarını eğer bir kanala veriyorsa egzokrin bez denir. Mesela tükürük egzokrindir. Salgısını nereye veriyor abicim? Bak gördüğünüz gibi ağız boşluğuna veriyor. Veya aynı zamanda gözyaşı egzokrindir. Nereye veriyor? Bir kanala veriyor. Bir daha söylüyorum. Bir kanala veriyorsa egzokrin, ama salgılarını direkt kana veriyorsa abicim endokrin bez vardır. Bez denir. Mesela bir de karma bez vardır. Bak karma bezler devamlı sorulur. Mesela pankreas bir karma bezdir. Salgılarını hem kana verir, yani hem hormon yapar hem enzim yapar. Bana bunu söylüyor. Tamam mı? Bak pankreas insülin ve glukagon hormonu yapar. Salgılarını kana verir. Aynı zamanda sindirim sistemi içinde amilazı, lipaz, tripsinojen gibi enzimler yapıp bunu da ince bağırsağa gönderir. Yani bir kanala gönderir. Bunlar karma bezdir. Pankreas karma bir bezdir. Unutmayın abicim. Yumurtalıklar karma bir bezdir. Yumurtalıklar karma bir bezdir. Mide karma bir bezdir. Midede ne salgılanıyordu? Hem gastrin dedilen hormon salgılanıyordu, hem de aynı zamanda mide öz suyu salgılanıyordu. Mide öz suyunu midenin içine, kanala, boşluğa veriyordu, ama gastrini kana veriyordu. Banko soru, testlerin vazgeçilmesidir. Birincisi mutlaka budur. Endokrin nedir? Egzokrin nedir? Karma nedir? İşte olay bu kadardır. Hem enzim hem hormon yapana karma diyoruz ve buradan da en çok yumurtalıklar gelir. Yani sizi sıkıştıracak olan yumurtalıklar. Yumurtayı, bak yumurta bir şey gibi düşünün, madde. Bunu kanala veriyor. Fallopi tüpüne veriyor. Yani kanala veriyor. Al sana egzokrin. Ama bir de yumurtalıklardan östrojen hormonu salgılanıyor. Progesteron hormonu salgılanıyor. Al sana direkt olarak endokrin. Anlaştık mı? Olay bu kadar basittir. Yani salgısını kana verenlere endokrin bezler denir. Endokrin bezler. Yani hormon yapanlar. Ve o zaman püf nokta. Hormonlar kanla taşınır, banko test sorusudur. Bak bunu sakın unutmuyoruz, tamam mı? Hormonlar kan yoluyla taşınır, banko test sorusu. Hormonların genel özelliklerinden bir. Hormonlar kan yoluyla taşıyacağım. İkincisi arkadaşlar, hormonların etki gösterebilmeleri için vücutta az miktarda olmaları yeterlidir. Zaten kanda yüksek oranlarda taşınmazlar. Çok düşük oranda taşınırlar, tamam mı? Etkisini gösterebilmek için az miktarda olmaları önemlidir. Az miktarda olması yeterlidir. Ve şunu bileceğiz. Kanda zaten az oranda taşınırlar. Deli gibi hormon yapılmaz. Tamam, az oranda taşınması bile yeterlidir. En tipik özelliği şudur. Bakın mesela. Hormonlar, şunu söyleyelim. Vücudumuzun dengesini biz iki şekilde kontrol ederiz. Ya sinir sistemiyle ya endokrinle, değil mi? Vücudu kontrol ediyorum. Sinirle anında kontrol edebiliyorsun. Yani sinirle yaptıkların daha hızlıdır. Ama endokrinle, hormonlarla yavaş yavaş etki edersin. Yavaş yavaş kontrol edersin. Ve etkisini yavaş yavaş ortadan kaldırır. Yani bir anda etkisini kaldıramaz. Örnek, köpek bir koşturur. Hep bu örnek verilir. Köpek bir koşturulur. Sen deli gibi adrenalin hormonu salgılarsın. Kalp atımızın tavan yapar. Sonra korunaklı bir bölgeye geçersin. Tamam mı? Kapıdan içeri girdin, kapıyı kapattın. Bak köpeğin içeriye giremeyeceğini biliyorsun ama hala kalp atımızın yaklaşık olarak 5-10 dakika boyunca deli gibi atmaya devam eder. Neden? Çünkü hormonlar hala kanında bulunmaktadır. Yani hormonlar kanından gidene kadar o kalp atımızın deli gibi atacaktır. Bak buradaki özelliği anlamışsınızdır. Hormonların etki edebilmesi için kanda az miktarda olması yeterli. Hormonlar kanda az oranda taşınır, biliyorum.
biliyoruz. Hormonlar kanla taşınır, bunu da öğrendik. Ve hormonlar kandan gidene kadar etkisini göstermek zorundadır. Ve hormonlar yavaş yavaş etki eder. Yavaş yavaş kontrol altına alır. Seni yavaş yavaş denetler ama sinir sistemi anında seni denetler abicim. Tamam mı? Anında etkisini hemen hızlı bir şekilde gösterirken hormonlar yavaş yavaş gösterir. Hormonlar yapılarına göre değişir. Protein yapılı hormonlar vardır. Steroid yapılı hormonlar vardır. Amino asit türevli hormonlar vardır. Yani birçok türevli hormonlar var ama geneli protein türevli hormonlardır, bileceğiz. Tamam mı abicim? Yani yapılı daha çok amino asit ve protein yapılı. Steroid yapılı hormonları birazdan söyleyeceğim anlatırken. Şimdi bunların mekanizması şu. Bunların mekanizması şu. Önceden detaylı anlatırdık. Şimdi hızlı bir şekilde geçiyoruz abicim. Tamam mı? Kaldırıldı. Bazı kitaplardan çıkarıldı ama yalandan değiniliyor. Ben de yalandan değinip geçireceğim. Şimdi şurası senin hücrenin çekirdeği ve şu bir, hormonlar etki edebilmek için reseptörlere bağlanmak zorundadır. Reseptörlere bağlanacak, tamam mı? Reseptörlere bağlanarak etkisini gösterecek. Ve şunu bileceğiz, birazdan anlatacağım ama bazı hormonlar vardır, bazı hormonlar vardır vücuttaki bütün hücrelere tutunabilir. Çünkü bütün hücrelerde reseptörleri vardır. Ama bazı hormonlarında sadece belirli hücrelerde reseptörleri vardır. Mesela bütün hücrelerde reseptörü olan hormon büyüme hormonudur. Somatotropik hormon, tamam mı? STH hormonu dediğimiz hormon veya Graft hormon, G ile de yazılabilir bu, tamam mı abicim? Önemli değildir. STH diye gelir sorularda. Büyüme hormonunun bütün hücrelerde reseptörü vardır. Ama mesela atıyorum adrenalinin belirli hücrelerde reseptörü vardır. Veya TSH'ın belirli hücrede varken STH hormonunun bütün hücrelerde reseptörü vardır. Ve hormonlar etkilerini nasıl gösteriyormuş? Reseptörlere bağlanarak, yavaş yavaş kanda taşınarak, az miktarda bulunarak. Olay bu kadar basittir. Bak, al şimdi sana protein türevli, protein ve yağ türevli, yani steroid türevli hormonların çalışma mekanizmasını bir güzel göster. Bakın abicim. Bir, protein yapılı hormonlar. Şimdi şurası hücre, tamam mı? Şurası hücre zarı. Arkadaşlar hücre zarının çift sıralı fosfolipid olduğunu biliyoruz, tamam mı? Şöyle yapalım. Fosfolipid tabakası. Fosfolipid adı üstünde ne? Lipid. Lipid ne demektir abicim? Yağ. Bitti, bu kadar. Protein yapılı hormonlar hücre zarından geçemez. Bir, zaten büyük. İkincisi, bir de hücre zarından eriyerek geçemiyorlar. Çünkü hücre zarı lipid. Ne yapar biliyor musun? Protein yapılı hormonlar hücre zarının üzerindeki reseptörlere tutunarak işlevlerini gösterirler. Tamam mı? Ama steroid yapılı hormonlar hücre zarından erirler, içeri geçerler. İçerideki reseptörlere tutunarak etkilerini gösterirler. Bu ayrımı yapın. Tamam mı abicim? Protein yapılı hormonlar hücre zarının üzerindeki reseptörlerde, yağ türü, kolesterol gibi türevli olanlar direkt olarak erip içeri girer, içeride etkilerini gösterecekler, tamam mı? İçeride etkilerini gösterecekler. DNA üzerinde işte belirli bölge, belirli yapıları değiştirebilirler, tamam mı abicim? Sentezlenecek olan proteinleri ayarlarlar ama ikisinin de görevi bu. Biri içeri girer, biri dışarıdan bu işlevi yapacaktır. İşte yağ türevli ve efendim söyleyeyim protein türevli, amino asit türevli hormonların şeyleri de, yapıları, görevleri bunlardır. Ama ne dedik? Sayıları az olacak, etkilerini yavaş gösterecek, reseptörlere bağlanacak, ne dedik, kanda az oranda bulunacak, bulunduğu zaman da dediğimiz gibi ortadan gidene kadar da etkisini gösterecek. Ve hormon salgılayan bezlere ne diyorduk? Endokrin bez. Endokrin bez nedir, bu endokrin bezler? Bakalım, kafada nerede var abicim? Kafada hipofiz var, değil mi? Hipofiz var. Kralıdır. Hipofiz var. Şöyle şurada soluk borusunun etrafında var. Soluk borusunun etrafında olan tiroid var. Efendime söyleyeyim, timüs bezi var. Timüs bezi çocuklarda şurada, göğüs kafesinin tam ortasında timüs bezi var. Sonra böbreklerin üzerinde olan böbrek üstü bezleri var. Endokrin bezlerin kralıdır. Böbrek üstü bezi, birazdan anlatacağım. Veya efendime söyleyeyim, eşeysel hormonların salgılandığı bölgeler var. Tamam mı? O bölgelerde de keza aynı şekilde hormonlar salgılanıyor. Bunları bileceğiz. Tamam mı? Şimdi gelelim. Bak, bunlar endokrin bezler. Hormon yapan bezler. Ama ne diyorum? Hormon yapan bezlerin kralı, kralını kontrol eden yapı hipotalamustur. Bakın. Hipotalamus. Hipotalamus ara beyinde bulunan
Küçücük bir yapı. Ama senin vücudundaki her şeyi kontrol eden, hemen hemen kan basıncından tut da böyle günlük ritmine, sabah kaçta kalkacağından biyolojik ritmine, yemene, içmene, cartına, curtuna, vücut sıcaklığına, her şeyi kontrol eden yer, senin vücudunun dengesini sağlayan, homeostazini sağlayan bölge hipotalamus denilen bir bölgedir. Ve hipotalamus bunu hipofiz bezi denilen, hemen altında böyle küçük bir bez var, hipofiz bezini uyararak yapıyor genelini. Hipofiz bezinden sana hormonlar salgılatarak yapıyor. Bak, hipofiz bezi burası. Hipofiz bezi ikiye ayrılır. Daha önceden üçe ayırıp ortalığı bu da söylüyorduk ama şimdi ikiye ayrılıyor artık kitaplarda. İki lob şeklinde anlatıyoruz. Şuraya hipofiz bezinin ön lobu diyoruz. Şuraya arka lobu diyoruz. Hipotalamus hipofiz bezini iki faktörle uyarır. Bir, çok gelir sorularda. Raising faktör, RF faktörle arttırır. Arttırıcı. Neyi arttırmak istiyorsa RF faktörü gönderir. Neyi durdurmak istiyorsa da inhibe edici faktörü göndererek, kardeşim artık yeter salgılama. RF ile salgıla, arttır. İnhibe edicide durdur, artık dur diyor. Tamam mı? Olay bu kadar basittir. Yani hipotalamus hipofizi iki faktörle uyarıyor. RF faktörle arttırıyor, inhibe edicide durduruyor. Şimdi bakın çocuklar, burası çok önemli. Arka lob sinir dokudan meydana gelir. Sinir dokudan meydana gelir. Beyinden aşağıya doğru inmiştir. Tamam mı? Evrimsel süreçte. Ön lob evrimsel süreçte çenelerimizden yukarıya doğru çıkmıştır. Yani burası da epitelden meydana gelmiştir. Tamam mı? Bak, bu da gelir sorularda. Bir daha söylüyorum. Evrimsel süreçte ön lob, beynin o hipofizin ön lobu çeneden yukarıya doğru çıkarak oluşuyor. Hipotalamustan, işte beyinden aşağı inerek oluşan da arka lob. Sinir dokudan, epitel dokudan. Yani bunlar sorulur. Neden söylüyorum? Bakın arkadaşlar, bu ayrımı da çok iyi yapalım şimdi. Salınır, salgılanır. Bak, salınır, salgılanır. Kelime oyunu yapacaklar. Kelime oyunu yapacaklar. Sakın düşmeyin. Salınma ayrı bir şeydir. Salgılanma ayrı bir şeydir. Salınma var olan bir şeyin gönderilmesidir. Salgılanma sıfırdan orada bir şey yapmaktır abicim. Tamam mı? Şimdi gelelim. Bakın. Hipotalamusun kendi salgılayıp hipofizin arka lobunda depo ettirdiği iki tane hormon vardır. ADH ve oksitosin. Banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Antidiüretik hormon ve oksitosin. ADH'ın diğer adı vazopresin. Sorularda gelir, al notunu. Vazopresin ADH'ın diğer adıdır abicim. ADH'ın diğer adı vazopresin. Yani antidiüretik hormon. Bir daha söylüyorum. Nereden salınıyormuş? Nereden salgılanıyormuş? Hipotalamus tarafından yapılır. Hipofizin arka lobuna gönderilir. Burada depo edilir. İhtiyaç halinde buradan salınır. Yani hipofizin arka lobundan hormon salgılanmaz. Hipofizin arka lobundan hormon salınır abicim. Sakın unutmuyorsunuz, tamam mı? ADH hormonu nereden salgılanıyor? Hipotalamustan. Oksitosin nereden salgılanıyor? Hipotalamustan. Nereden salınıyor? Hipofizin arka lobundan salınır, kana gönderilir ve etkisini gösterecektir. Ön lobundan salgılananlara söylüyorum. Hipofizin ön lobu epitel olduğu için salgı yapabiliyor. Kendisi salgılayıp kendisi salabiliyor abicim. Olay bu kadar basittir. Birincisi, hormonların kralı STH'tır. Büyüme hormonu, growth hormon. Birazdan detayına gireceğim. İkincisi TSH, tiroid stimüle edici hormon, tiroid uyarıcı hormon TSH. Üçüncüsü MSH, melanosit stimüle edici hormon, deriye rengini verecek, birazdan gireceğiz. Ondan sonra FSH, folikülleri uyaran hormon, folikül stimüle edici hormon. LTH, diğer adı prolaktin, prolaktin birazdan anlatırız ne olduğunu. Ve LH, bu da son derece önemlidir. Ve en önemlilerinden bir tanesi ACTH. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Eyvallah. 7 tane hormonu da yazdık. Bir daha söylüyorum. STH, TSH, MSH, FSH, LTH, LH ve ACTH. Böbrek üstünün kabuk kısmını uyarır. LH ve FSH yumurtalıkları ve yani eşeysel bezleri uyarır. LTH prolaktin, annelik içgüdüsü. Birazdan değineceğim. STH büyüme hormonu, growth hormon. TSH tiroid stimüle edici hormon. Melanosit stimüle edici hormon. Folikül stimüle edici hormon. Tamam mı abicim?
adrenokortikotropik hormon, ACTH, böbrek üstünün kabuk kısmını uyaran hormon. Arkada ne vardı? ADH ve oksitosin, antidiüretik hormon veya vazopresin. Nereden salgılanıyordu? Hipotalamustan. Nereden salınıyordu? Hipofizin arka lobundan. Oksitosin birazdan da görevlerini söyleyeceğim. Bir sonraki videoda abicim tek tek detaylıca anlatacağım. Kısa hızlı bir şekilde. Bakın 10 numara bir şekilde kafaya girmiş olacak. Hadi bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyoruz.